Nedim Şener Prof. Doktor değil, Prof. Doktor Mithat Sancar HDP kapatılan diğer partileri gibi PKK terör örgütü başının talimatıyla kurulmuş, yapılanmış, politikalarını terör örgütünün talimatlarına göre şekillendirmiş ve onların sözcülüğünden öteye gitmeyen bir partidir. Gidemeyen demiyorum çünkü isteseler de gidemezler. Çünkü parti yönetimi milletvekili adayları bile dağdaki teröristlerin onayından geçer. PKK ve HDP öylesine iç içe geçmiştir ki Türk-Kürt demeden bebek, kadın, çocuk, asker, polis, korucu katletse de HDP terör örgütüne tek bir kelime edemez. PKK'yı seçmenlerimizin çocukları kurdu. HDP milletvekili Erol Katırcıoğlu neden PKK bir terör örgütüdür diyemiyorsunuz sorusuna aynen şu karşılığı vermişti. Allah aşkınıza bir annenin çocuğuyla bir babanın oğluyla ilişkisi arasına biz nasıl mesafe koyabiliriz ki? PKK bu toprakların insanlarından oluşuyor ve bizim seçmenlerimizin çocukları veya akrabaları daha çıkmışlar ve PKK'yı kurmuşlar. Kısmen yanlış, kısmen çarpıtma, kısmen de doğru olan bu sözlerin üzerinde ayrıca durmak gerekiyor. HDP ve PKK ilişkisine uzun uzun değineceğiz. PKK HDP'ye karşı savunmamı kitap yapacağım. Nitekim CNN Türk'te HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olduğuna bile bile oy verenlerin oyları benim için askerimin üzerine sıkılan kurşun gibidir sözlerim üzerine HDP hukuk biriminin girişimiyle hakkımda soruşturmalar başladı. Elbette ben de onlara kitap olacak şekilde PKK ve HDP arasındaki ilişki anlatan savunma hazırlayıp yayınlayarak hem bugüne hem de gelecek kuşaklara miras olarak bırakacağım Erol Katırcıoğlu'nun sözleri de savunmamda yardımcı olacaktır sanırım. HDP-PKK ilişkisi üzerine son derece net olgular, deliller varken bir kişiyi HDP İş Başkanı Profesör Dr. Mithat Sancar'ı nedense hep ayrı tutma eğilimi içinde oldum. O benim için ne bir Selahattin Demirtaş, ne Figen Yüksektağ oldu, ne de Sezai Temelli ve Pervin Buldan. FETÖ'nün aban toplantılarının katılımcılarından olmasına rağmen yanılmış olabilirim bana hep farklı geldi. Ne dediğini dinlemeyi önemsedim hatta eş başkan seçildiğinde bebek katil Öcalan'ın serbest bırakılmasını istemesini bile kaza gibi gördüm. Ama Konya'da 7 yurttaşımıza acımasızca katleden bir alçaklığın yapıldığı Katyam'dan sonra Türkiye'de yaşayanları birbirine kırdırmaya çalışan açıklamalarından HDP başkanlığının onu provokatörlük noktasına taşıdığını düşünüyorum. Katyamcı alçak aranıyor. Geçmişi 11 yıl öncesine dayanan ve adliyeye yansıyan husumetten kaynaklanan nedenlerden dolayı Mehmet Altun isimli alçak katilin kamera görüntüleri gerçeği ortaya koyuyor tek başına girip 7 masum insanı vicdansızca katlediyor. Adliye dosyasına ve görüntülere göre olayın açıklaması, Türk-Kürt çatışması değil, insanlık dışı bir katliam. Hiçbir açıklama, kimliği belirlenen ve halen aranan katilin işlediği insanlık dışı suçunu mazur gösteremez. Hukuk gereğini mutlaka yapacaktır. Bu ve benzeri katilleri olduğu gibi bu olay üzerinden Türk-Kürt çatışması amaçlayan provokasyonlara da karşı çıkmak gerekiyor. Buna karşın HDP İş Başkanı Mithat Sancar'ın açıklamaları ise sadece provokasyona hizmet etti. Olayın hemen ardından HDP'nin Twitter sayfasından adıyla şu tweet atıldı. HDP üzerinden Kürt halkına karşı sistematik bir katliam politikası izleniyor. Geçtiğimiz günlerde Afyon'da, Ankara'da, Konya'da benzer ırkçı saldırılar yaşandı. İktidar tedbir almak yerine saldırı zeminini güçlendirecek politikalar izlemeye devam etti. Konya'da katliam. Bir dizi tweetten sonra şu açıklaması yer aldı. Yarın benimle birlikte geniş bir heyet Konya'da olacak. Bütün muhalefet partilerinin liderlerini ve demokrasi güçlerini de aynı tavrı sergilemeye çağırıyoruz. Onları da yarın Konya'ya bekliyoruz. Konya'da katliam. Sürekli ırkçı suçlaması yaparak ülkede yaşayan herkesi kapsayacak biçimde genelleştirmelerle tüm açıklamaların altına Konya'da katliam başlığını kullanıp sosyal medyada tam bir fırtına estirdi. Barış Çakan üzerinden provokasyonu hatırlıyor musunuz? Eğer gerçekten ırkçı bir tutum varsa elbette buna herkes karşı çıkar ve çıkmalı. Ama yaşanan bu insanlık dışı katliamın altında başka nedenler varsa bu söylemin adı sadece provokasyondur. Nitekim diğer partiler ve liderler Sancar'ın çağrısına beklediği şekilde cevap vermedi. Bu onların insanlık dışı olayı görmezden gelmesinde değil HDP'lilerin açıkça Türk-Kürt çatışmasına sebep olacak provokatif yaklaşımlarından dolayıdır. Bu HDP'nin ilk vukuatı değil. Hatırlayacaksınız 30 Mayıs 2020 günü Barış Çakan isimli bir genç araç içinde yüksek sesle müzik dinleyen 3 kişiyi ezan okunduğu için sesini kısmalarını istediği için bıçaklanarak öldürülmüştü. HDP'liler bunu sosyal medyada Barış Çakan Kürtçe müzik dinlediği için ırkçı bir saldırıyla bıçaklandı diye duyurup provokasyon yaptılar. Kobani provokasyonuyla 51 ölü. Birçok olayda HDP benzer provokasyonlara girişti. Anlaşılan yaşanan acılardan sonuç çıkartmıyorlar. 6-8 Ekim 2014'te PKK yönetiminin talimatıyla Kobani bahanesiyle HDP'nin attığı tweet'lerle 35 kente çıkan olaylarda 51 insanımızın öldürüldüğünü unutmuşlar. Belli ki bu tutumları değişmeyecek. Onlar bunu yaparken Türkiye'nin provokasyonlara gelmemesi gerekiyor. Çünkü PKK elebaşı Duran Kalkan, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Sabri Ok her olaydan sonra yalnız HDP'nin değil diğer muhalefet partilerinin de sokağa çıkmasının sağlanmasına yönelik açıklama yapıp duruyorlar. Ben Mithat Sancar'dan umutluydum ama boşunaymış. PKK stratejisi onu da provokatör noktasına sürükledi, umarım değişir. Hukuk profesörü oluyorsun ama HDP'ye başkan olunca aşağılık bir katil terörist olan Öcalan'a özgürlük isteyip Konya'daki katliam üzerinden Türk-Kürt çatışması yaratmak için provokatörlük seviyesini geçemiyorsun demek ki. Nedim Şener Cem Küçük Ormanlarımız ve PKK Dün bu yazıyı yazarken son rakamlara bakayım dedim. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin verdiği bilgilere göre Türkiye genelinde çıkan toplam 112 yangının 107'si kontrol altına alınmış. Bakan Pakdemirli'nin Twitter'da paylaştığı bilgilere göre Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde 2, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde de 3 yangın hala etkisini sürdürüyor. Son 10 günde Antalya'dan İzmir'e, Kütahya'dan Kayseri'ye birçok yerde yangın çıktı. Dünyanın birçok yerinde yangın haberleri geliyor. İtalya ve ABD'de geniş alanlar yandı. Küresel iklim değişikliğinin geldiği durum bu. Maalesef bu yangınlar daha da olacak gibi. Bizde ise bazı ormanlarımızı PKK'nın yaktığını bizzat PKK söylüyor. Bebek katili, asker katili, terörist PKK tabii ki ormanlarımızı yakmıştır. Bunda zerre şüphem yok. Burada şöyle bir durum var. PKK sınırlarımız içerisinde iyice evime kaybetti, tek bir terör eylemi bile gerçekleştiremiyor. Türkiye içinde PKK artık bitmiştir. Verdiğimiz şehitlerimiz genelde Kuzey Irak ya da Suriye'deki Fırat Kalkanı bölgesinden. TSK ve MIT işbirliğinde neredeyse her hafta kritik bir PKK'lı tarihin çöplüğüne gönderiliyor. Yani PKK kelimenin gerçek manasıyla bitme noktasında. İşi bitmiş PKK'nın en çok ihtiyaç duyduğu şey PR. Sınırlarımızdan içeriye giremeyen PKK terörist üyelerini moralli tutmak için argümana ihtiyaç duyuyor. Geçmişte terörist Murat Karayılan ormanlara yakın talimatı vermişti bunu biliyoruz. Dün nitekim PKK'ya yakın bazı sosyal medya sitelerinde Ateşin Çocukları imzalı bildiriyle yangınları üstlendiler. Dediğim gibi PKK kundaklama yapmıştır şüphe duymam. Devletimiz zaten yangınların nasıl çıktığı konusunda açıklama yapacaktır. Devletimizin yangınların nasıl çıktığı konusunda vereceği bilgi en net bilgidir. Dağdaki mağaradan başını çıkaramayan PKK'lar terörist militanlarını moralli tutmak için yangın ve kundaklama gibi terör eylemlerine de ihtiyaç duyarlar. PKK tarihinin en kötü, en rezil durumunda olduğunu unutmamak lazım. Bırakın orman yangınlarını, Suriye'nin kuzeyinde şehit verdiğimizde bile PKK-YPG'ye laf edemeyip devleti suçlayanlarsa hep olacaktır. Herkes karakterine göre davranır. Cem Küçük